Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısı Yasin Bey'le masanın başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekrandaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de size aldığımız gibi stüdyoya koyuyoruz, inanır mısınız? Yasin Bey tekrar merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş buldum. Aynen, ne olur olur. Heyecan gittikçe evet. artıyor evet, göründüğü üzere. Evet, evet. Neler yapıyorsunuz? 43 yaşındayım, evliyim. Evet. 10 yaşında bir oğlum var. Allah hatta, amin. Hatta sabah okula gönderirken benim hep ona söylediğimi o bana söyledi. Baba Allah zihin açıklığı versin dedi. Çok güzel konuşmuş. Aynen öyle. Sade bir yaşamım var açıkçası. Evet. Ki bu dönemde en zor olan şeylerden bir tanesi de bu. Yani. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. İyi yemek yemeyi severim. Çok güzel. Gider misiniz? Evet, giderim. Yani yakın şehirlere muhakkak. İyi bir yerde bir şey varsa muhakkak denemek isterim onu. Gezmeyi çok seviyoruz ailece. Dediğim gibi ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hı-hı. Çok yoğun bir Fenerbahçeliyiz ailece. Yoğun Fenerbahçeliyiz. Evet, yani bayağı bir Fenerbahçeliyiz. Çok güzel. Hayırlı olsun. Peki eşiniz size güveniyor mu bu yarışma konusunda? Çok da güvenmiyor. Çok güzel. Evet. Harika. Çok da güvenmiyor. Çok güzel. Oğlunuz Allah zihin açıklığı versin demiş. Evet. O da manidar duyuluyor açıkçası. Aynen öyle. Çok güzel. İyi oldu geldiğiniz Yasin Bey. Vallahi ben de evet sizi gördüm en azından. İyi oldu. Tüm akrabayı talukat muhtemelen bir dua zinciri falan oluşturdu diye düşünüyorum. Annemlere falan hepsine söylemiştim çünkü. Evet. O zaman bir faydasını ne çıkacak görürüz diye tahmin ediyorum. Zor, bir başlayalım. Zaten rüyada 8000 görüldü. Evet evet. Evet. Yani o bence güven verici bir bilgi. En azından. Yani hani sizi de zorlayacak bir şey. 8000'den aşağısını veremeyeceksiniz gibi bir durum yani. Veririm de ben. Anladım. Artık bakacağız sevgili izleyenler. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bu zamiriyle belirtilemeyen şeyler için diğer anlamında kullanılan sözcük. Harf alayım. Buyurun. Diğer. Diğer. Öbür. Öbür doğru cevap. Evet, dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Nasıl sormuşuz? Eskrim, boks gibi sporlarda rakibin hamlelerinden korunmak için alınan durum. Guard. Guard doğru cevap. Beş harflilere geçtik efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Elektrik dalgaları ile düzenli olarak yayın yapan istasyon. Radyo. Radyo doğru cevap. Efendim yine bir beş harfli isim soyulu sözcük sormaya karar vermiş editör. Yapıştıralım efendim soruyu. Adı kökeninde buhar anlamına gelen bir kelimeden türemiş olan taşıt. Harf alayım. Buyurun. Bir taşıt. Hı hı. Adı kökeninde buhar anlamına gelen bir kelimeden türemişse bunun bir ilgisi olabilir. Taşıt söyleyin efendim. Araba, uçak, vapur. Vapur doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Eski ama kullanılan bir kelime sormaya karar vermişiz şimdi de. Yanar dönerizdir biz biraz sevgili izleyenler. Gelsin sorusu. İç sıkıntısı anlamındaki Arapça kökenli sözcük. İç sıkıntısı. Evet. İçim sıkıldı. Böyle biraz burası da böyle biraz nokta noktalı bir yer falan deriz. Buhran. Değil. Niye bastın ki? Ne bileyim ben Yasin Bey. Neyin gazına gelindiyse. İç nasıl sıkıntısı ya? Anlamına gelen. Efendim. Kahır. Değil. Kapalı ve basık mekanlarda hissedilir. Afakan bahsederiz. Bir mekanı tanımlarken söyleriz bir de. Burası çok basık. Nokta noktalı. Çok böyle. Basık, kapalı, sıkıntılı. Olmadı. Yok, çıkmadı vallahi. Hava da olur böyle. Hava da böyle. Kapalı. Kasvet ay, olacaktı. Üzgün alkış. Olsun hala rüyadaki puan bizi bekliyor orada. İnşallah. 8400 puan alma imkanımız var. Eşinizin rüyasını yalancı çıkarmayalım. Efendim altı harflerden devam ediyoruz. Gelsin bakalım soru. Rehavete eşlik eden gece kıyafeti.
Rehavete eşlik eden. Yani bu çok basit düşünün. Şakalı bu soru. Rehavet ne demek efendim? Yani... Rehavet, gece rehavete kapılmışsınız. Ne giyersiniz? Bir harf alayım. Verelim harf. Bu ne ya? Yasin Bey, gece ne giyersiniz? Ay, pijama. Pijama, doğru cevap. Yine dünyanın bir başka yerine yolculuk etmişti Yasin Bey. Geri çağırdık gördüğünüz gibi. Yedi harflilerdeyiz efendim. Batı kökenli bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım sorusu. Etmek fiiliyle birlikte kültür ve kimlik özelliklerini yok edip kendine benzetmek, kendine uydurmak anlamlarına gelen sözcük. Asimile. Asimile, doğru cevap. Efendim, yarışmanın tam ortası burası. 2200 puanımız var. 2 dakika 10 saniyede süremiz var. Yani 8300 puan şansımız var. Demin boşuna aldığınız pijamadaki J dışında. Tam orada 8400 vardı. 3 harf daha alabilirsiniz rüyadaki puana. Aynen, evet. Ama tabii bilmeye devam etmemiz gerekiyor. Evet, doğru. Devam ediyorum. Buyurun. Efendim, 7 harfli ikinci kelimenizin sorusu gelecek. Gelsin bakalım. Midenin yiyecek istiyorum çığlığı. Acıkmak. Çığlık. Guruldama. Evet, buyurun. Söyleyin, ne dediniz? Guruldama. Mastar falan yok. Başı doğru. Gurul. Evet, ses bu. Gök gürültüsü, mide. Gurultusu. Heh. Ekini atın. Yes. Gurultu. Gurultu, doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bir bitki soruyoruz. Tamam. Gelsin bakalım soru. Hıdrellez'de kağıda yazılan dileklerin dallarına asıldığı veya dibine gömüldüğü bitki. Gül ağacı. Gül ağacı, doğru cevap. Efendim, 8 harfliler devam ediyor. Tarihten bir soru geliyor. Bakalım bilebilecek miyiz? Biliriz gibi. Osmanlı Devleti'nde başbakan. Sadrazam. Sadrazam, doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 9 ne yaptım gördünüz mü? 9 harflilerdeyiz abi diye devam ediyorum. Tamam canım. Hakikaten inanılmaz. Efendim, 9 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Yapım eki almış bir sözcükmüş söylendiğine göre. Bakalım sorusu nasılmış. Parmak ısırtmak tabirini doğuran duygu. Çok beğenmek yani. Heh, gibi. Beğeni gibi. Tek kelime ama. Çok beğenmek. Büyülenmek değil. Mesela bir şeye baktınız, ne oldunuz? Hayran kaldım. İşte o duygu. Hayranlık. Hayranlık, doğru cevap. Efendim, yine 9 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Güneşin ufukta kaybolması. Güneşin ufukta basit kaybolması. Basit düşünün efendim. Çok basit düşünün. Güneş ufukta kayboluyorsa ne oluyor demek? Akşamüstü. Yani evet, ona bir şey deriz biz. Tanyeri ağırması diyesim geliyor. O işte o sabahki. Tanyeri ağırması sabah. O güneş doğunca. Bu... Batıyor. Heh, ne? Gün batması. Gibi bir şey. Yani sonunu düzeltmeniz lazım. Gün batması demiyoruz ona. Gün batımı. Gün batımı, doğru cevap. Gün batması. Beraber bir gün batması izleyelim mi el ele? Nemrut'ta çok güzel gün batması olurmuş falan. Efendim, 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden yine oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk ağzında kullanılan bir söz dizisi. Gelsin bakalım sorusu. Şaşkınlıkla birlikte serzeniş ifade eden bir söz dizisi. Hadi canım. Gibi bir şey. Olur mu öyle şey?
Yani gibi. Bir harf alabilir miyim? Tabii. Bazen böyle kendi... Vay canına. Çok iyi başladınız ikinci kelimeyi. Vay anasına. Yani o kadar kabalaşmaya gerek yok. Daha... Halk dilinde deyince. Halk evet. O kadar kaba mıdır diye düşündünüz. Vay... Vay canına. Değil. O, türetin efendim. Hiç türetemedim. Türetirsiniz. Mesela hani vay anasını dediniz ama o kadar değil ama yine yakın düşünün. Vay... Ay. Vay kardeş olmaz mesela. Vay anasını, vay... Kardeş gibi. Vay karşılıklı vay dostunuzla konuşurken ay vay arkadaş olacaktı Yasin Bey. Gerçekten rüyanın tersi çıksa kaç? -8000 oluyor. Eksi ona da gidemeyiz. Normal 8000'i de kaçırdık. Neyse bakalım bir bakacağız. Durun bir şey çıkacak buradan. Efendim son sorunuz gelecek. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi yine ki siz bayılıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Gelsin bakalım soru. Kağıt, kumaş ve soyulabilir özellikle pek çok türü bulunan cildin yenilenmesine yardımcı bir kozmetik ürün. Harf alayım. Buyurun. Harf aldım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Kağıt, kumaş ve süre gidiyor. Cilde ne uygulanır Yasin Bey? Böyle nemli kremler falan. Ne efendim? Nemli kremler. Gibi. Mesela M harfi çok hoş bir yerden geldi diyebiliriz. İki kelime. Evet, cildin yenilenmesine. Cilt derken özellikle nerenin cildine ihtimam gösterilir? Yüz. Heh. Yüz maskesi. Yüz maskesi doğru cevap. İnanılır gibi değil. Vay be Yasin Bey. Nasıl da bildiniz. Vay arkadaşı bilseydiniz tam 8000 oluyordu. Vay anasını. Siz ısrarlısınız anada. Yasin Bey neden böyle oldu? Yani ayaklarınıza sağlık. 6200 puanımız var. Diğer 3 yarışmacının başına neler geçecek ve onlar vay ne diyecekler çok merakla bekliyoruz. Eşinize de ufaklığa da çok selamlar. Teşekkür bakalım ederim, ne kadar beraber devam edeceğiz. Yasin Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.